never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. İsmi Sirkan. Arkadaşlar hoş geldiniz yeni analize. Bu sonuç bir kadının sonucu Kırıkkale'den ve şu anda gördüğünüz sonuçlar Dodecat K12B. Şimdi MyHeritage'in sonuçları her Türk'te bambaşka gelir. Yani hiç böyle bir kural ya da böyle bir düzgün algoritm yok. Şu andaki arkadaşın algoritmde gördüğünüz gibi ne çıktı? Yüksek oryantal bölüm çıktı. %7. Bakalım bu Arap adası hakikaten yüksek mi? Hayır, hiç de yüksek değil. Bakın buyurun. Görüyorsunuz Arap adası 11.43. Ortalama 10 demek. Yani çok hafiften yüksek ama çok hafif. Ve buna bakarsan hiç de MyHeritage %7 oryantal göstermemesi lazımdı. Fakat gösterdi. Şimdi Kırıkkale, Ankara, İç Anadolu için ne ilgimi çekti? Bayağı yüksek Kuzey Avrupa çıktı. 12.23. Şimdi fenotip olarak, hayır sarı da değil, mavi gözlü de değil. Ama North European gördüğünüz gibi 12.23. Ve MyHeritage bunları otomatik Skandinav, Baltik, bir de Dan çıkartmıştı, Baltik, Skandinav çıkartmıştı. Bir saniye. Evet, Skandinav, Baltik, bir de Yunan, Güney İtalya 21.9. Genetik grup olarak MyHeritage Türkiye, Türkiye Kayseri ve Romanya gösteriyor. Tamam. Şimdi zaten burada tıklarsanız görüyor bütün sonuçları. Şimdi devam edelim bir saniye. Evet. Şimdi Atlantik Mediteryan o kadar yüksek çıkmadı. 10.12 normal yani. Hiç de fazla bir yüksek değil. Gedruzi %15.08 tam ortalama. Kafkas bölüm 35.01. Evet, İç Anadolu için biraz düşük çıkmış. Ama söylediğim gibi Türkiye'nin ortalaması
40 şu anda Kafkas'ın, ama Batı Türkiye'de daha çok düşük oluyor. Doğu tarafta, kuzeydoğu tarafta daha yüksek oluyor. Şu anda 35,01. Şimdi Doğu Asya parçaları. MyHeritage büyük bir parça verdi Orta Asya. Şu anda bakarsak Sibirya 6,06 ve Doğu Asya 3,76, 9,82, 11,82, 12, 12,89. Evet, yani bu da Türkiye'nin ortalamasından yüksek ama o kadar yüksek değil. Bence işte bu MyHeritage'in algoritmi bu parçalara göre yani çok değişiyor ve hiçbir kurala uymuyor. Ama görüyorsunuz 12'den fazla Doğu Asya parçaları var. Ve şimdi Güney Asya 1,13. O da ortalama yani normal bir seviyede. Afrika bölümü Kuzey Batı Afrika 2,88 ve de Güney Sahara bölümü 0,04. Distance dodeka tutturamadı. 11,27 biraz uzak ama 3 tane ırk gösteriyor. Anadolu Türk, Anadolu Türk, Türkmen. 4. sırada Üzbek Yahudisi, 5. sırada Kürt. Fakat görüyorsunuz distance bayağı fırlamış. Ondan sonra Kulmyuk geliyor, bir de İran ama distance uzak, uzak, çok uzak. Şimdi de bir saniye. Sadece merak için baktım MDLP 22 sonuçları. Tabii ki Anadolu Türklerde hep söylediğim gibi bizde çok parça çıkar ve burada 16 parça görüyoruz. Dördüncü sırada Uzbek, Yahudisi ve Kürt geldi ve benim ilgimi bu çekti. Bakalım Indo-Iranian parçaları ne kadar bu arkadaşın? Ve bu Indo-Iranian 2,62. Kürtlerde ne oluyor? 3,5, 3,86. Ve tabi Dodikat ona göre bir hesaplama yapıyor. Ama burada da gördüğünüz gibi Doğu Asya parçalara bir bakalım. 4,37, 3,97, 8,27, 9,27, 9,40, 54. Burada da işte 12'den fazla bayağı bir, burada daha çok iş yapmış 12'den fazla. Evet, karışıma göre burada yine Türk gösteriyor. Yine distans biraz fırlamış 8,48. Greek Azov, Tatar Kırım, Çerkes, Nogay. Vay be. Esasen bu Tatar-Litvanya hiçbir bağlantısı yok da burayı öyle göstermiş. Çünkü Kuzey Avrupa parçaları yüksek çıktığı için. Ya da %60 Nogay. Bu tarafta işte biraz Arap Semitik bölümü. Tatar Kırım. Iranian. Ya evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok ilginç ve güzel bir analizdi ve sonuçlardı. Hadi görüşme üzere. Bay bay. Ciao ciao.